Merhaba sevgili arkadaşlar. 5. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılı hazırlık videosu ile karşınızdayız. Hemen sorularımıza geçelim. 5. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılı hazırlık videoları dedik. Sorularımız test sorularından başlıyor arkadaşlar. Test sorusu hepsi. Bakalım evet 20 tane test sorumuz var. 20 soru olduğuna göre sevgili arkadaşlarım her sorumuz 5 puan değerinde olacak. Evet başlayalım. Anal adı verilen Hititlerin yazdığı yıllıklar hangi özelliğiyle tarihte objektif yazıcılığı başlatmıştır? Objektif ne demektir? Tarafsız. Tarafsız. Evet belli kanunlara dayanması, yalan bilgiler içermesi, Tanrı'ya hesap vermek için başarı ve başarısızlıkların yazılması, diğer uygarlıkların düşüncelerine göre yazılması. Şimdi tarafsız dediğine göre, eğer Tanrı'ya hesap vermek amacıyla bütün başarı ve başarısızlıklar yazılıyorsa, o zaman tarafsız yazılması gerekir, değil mi? Tanrı'ya yalan söyleyemezler. O zaman ne oluyor? 5 puanımızı alıyoruz. Burada Tanrı'ya hesap vermek için yazdıklarından dolayı tarafsızdır. İkinci sorumuza geçiyoruz. Zigurat adı verilen yapılar hangi görev için kullanılmamıştır? Saray, okul, rasatane, tapınak. Şimdi sevgili arkadaşlarım zigurat aslında nedir? Bir tapınaktır. Ancak bu tapınağın içerisinde gökyüzünü gözlem, gözlemlemek için rasatane de kurmuşlardır. Yani gözlem evi. Şöyle gözlem evi diye belirtelim. Gözlem evi. Aynı zamanda burada çocuklara okul olarak da bir bölüm ayrılmıştır. Ancak buralar saray olarak kullanılmamıştır sevgili arkadaşlarım. O zaman 5 puan da buradan aldık. Toplam puanımız şu an için 10 puan oldu. Devam edelim. Evet. Hangisi veya hangileri doğrudur? Bakalım. İyonlar demokratik bir yönetim anlayışına sahip değillerdir. Şimdi bu Yanlış arkadaşlarım. Evet sahipler. Bunu biliyoruz. Firikler çok tanrılı bir anlayışa sahiptir. Evet bu doğru. Hipokrat, Pisagor gibi bilim insanları Hitit uygarlığının bilim insanlarıdır. Şimdi Pisagor ve Hipokrat iyonlara aittir. Onun için ne kaldı geriye doğru olarak? Yalnızca iki kaldı. Buradan da 5 puan aldık sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada mesela boşluk doldurma olarak da verse bu yapabilirsiniz değil mi? Sonuçta test sorusu da boşluk doldurma da birbirine benzer. Dördüncü sorumuza geçtik. Sümerler uygarlığı, uygarlığı ile ilgili hangisi veya hangileri doğrudur? Raip krallar tarafından yönetildi. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Şehir devletleri halinde yönetildi. Doğru mu? Doğru. Ay yılı takvimini icat ettiler. Doğru mu? Doğru. İlk takvim olan ay yılı takvimini kim icat etmişti? Sümerler. O zaman size soruyorum. Güneş yılı takvimini kim icat etti? Mısırlılar. Buradan da 5 puanımızı aldık. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi bir olayın çok boyutluluğunu incelerken cevaplanması gereken sorulardan biri değildir? Bir olay çok boyutluysa hangi soruyu sormama, sormamalıyız? Olayın insanlara etkileri nelerdir? Olay nerede olmuştur? Olayın sonuçları nelerdir? Olay hangi insanları etkilemiştir? Şimdi sevgili öğrenciler burada çok boyutluluk için bize nerede olduğu çok da önemli değil. Önemli olan çok boyutlulukta nedir arkadaşlarım? Neleri etkilemiştir? Nedenleri nelerdir? Sonuçları nelerdir? 5 puanımızı aldık. 6'ya geldik. Aşağıdakilerden hangisi İnsanların yerleşik yaşama geçişini sağlamıştır. Ateşin bulunması. Şimdi mağara adamları ateşi buldular. Yerleşik yaşama geçerler mi? Geçmeye de bilirler. Tarımsal faaliyetlerin başlaması. Bunu kenara ayıralım. Hayvanların evcilleştirilmesi. E hayvanlı hayvancılık yapanlar da var konar, göç, konar göçer yaşayıp. Madenin işlenmeye başlanması. E mesela yerleşik yaşama geçmeden de avcılık yapmaları lazım değil mi? Madenden demirden işte bıçak yapmaları lazım ama tarımsal faaliyetlere başlamaları yerleşik yaşama geçmelerini gerektirir. Çünkü tarlanızı ektiniz gittiniz arkadaşlar. Bırakır gider misiniz hasat etmeden gitmezsiniz. O zaman ne yapmanız lazım? Oraya yerleşmeniz lazım. Aşağıdakilerden hangisi eskiden olan mesleklerin şu an devam etmemesinin nedenlerinden biri değildir. Sanayinin gelişmesi. Bu yüzden eski meslekler devam eder mi? Etmez. O zaman bu bir nedendir. İnsanların hayal gücünün azalması kenara koyalım. İnsanların yeni meslekler bulması eski meslekleri ortadan kaldırır mı? Evet kaldırır. Eski mesleklerden yeni mesleklere göre daha az kazanç sağlanıyorsa insanlar o mesleği yapmaya devam eder mi? Etmez. O zaman ne kalıyor? İnsanların hayal gücünün azalması. İnsanların hayal gücü azansa bugünkü teknolojiye ulaşabilir miyiz arkadaşlar? Tam tersine ulaşamayız. Geldik 8. sorumuza. Şöyle bir kağıtlarımızı düzeltelim. Videomuz düzgün çıksın. Aşağıdaki uygarlıklarla verilen özellikler eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? İlk yazılı antlaşma. Kimle kim arasında oldu arkadaşlarım? Şöyle gelelim. İlk yazılı antlaşma Hititler ve Mısırlılar arasında oldu. Evet, ilk madeni para kim bastı arkadaşlarım? İlk madeni parayı Lidyalılar bastı. İlk anayasa, ilk yazılı e, yasa oluşturanlar kimdir sevgili arkadaşlarım? İlk yazılı anayasaları oluşturan şuradan çekiyoruz. Babilliler tarafından ortaya çıkmış. Şimdi buraya baktığımızda Sümerlilere ait herhangi bir ne yok? Yazılı belge yok. Yazı icat eden olsaydı olabilirdi. İlk yazılı kanunlar olsaydı olabilirdi. Ama şunların içerisinde Sümerlere ait bir bilgimiz bulunmuyor arkadaşlar. Yukarıdaki boşluklara sırayla hangi kelimeler gelmelidir? Bakalım. Firiklerin bulduğu çengelli iğneye ne denir? Fibula denir arkadaşlar. Fibula. Kral ve soylular için ne adı verilen mezarlar inşa etmişlerdir. Tümülüs şöyle yazalım tümülüs inşa etmişler. Nokta nokta adı verilen halı ve kirim dokumuşlar. Nedir halı ve kirimlerinin adı? Patesi. Evet bakıyoruz. Fibula pardon patesi demişiz. Tapates. Ta. Tapates. Patesi değil. Evet fibula Tümülüs. tapates. Evet cevabımız C seçeneği oluyor. Evet, buradan da puanımızı aldık sevgili arkadaşlar. Şu an kaç puanımız oldu? 45 puanımız oldu. Yeter mi? Yetmez arkadaşlar. 10. soru. İnsanların büyük ve gelişmiş şehirlere göç etmesinin nedenlerinden biri değildir diyor. Bakıyoruz. Sanayileşmenin az olması göç etmesinin nedenlerinden biri değildir. Sağlık imkanlarının fazla olması. Sağlık imkanı varsa insanlar göç eder mi? Ederler. İş imkanlarının fazla olması. insanlar iş buluyorsa göç eder mi? Eder. Deprem gibi doğal afet riskinin az olması. Şimdi burada bizi caydıran iki tane seçenek olabilir. Sanayileşme az olduysa insanların göç etmesinin nedenlerinden biri midir değil midir? Sanayileşmenin az olması insanların göç etmemesini ortaya çıkarabilir. Deprem gibi doğal afet riskinin az olması. Burada arkadaşlar insanların en az dikkat ettiği budur. Buradan da 5 puanımızı aldık. Oldu 50 puanımız. Kağıt gelmiyor arkadaşlar. Geldik 11. sorumuza. Bakalım hangisi veya hangileri doğrudur? Göl, kara üzerinde bulunan çukurların zaman içinde suyla dolması sonucu oluşan yeryüzü şeklidir. Vadi, yeryüzünün çevresine göre yüksek olan ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümleridir. Boğaz, iki denizi birbirine bağlayan dar su geçitleridir. Şimdi boğaz doğru arkadaşlar. Göl, göl de doğru. Geriye ne kaldı? İki kaldı. Vadi, bakın dağların arasında kalan neydi? Şöyle diyelim bir dağ var. Böyle de bir daha var. Burası vade arkadaşlar. O zaman ne oldu? Cevabımız 1 ve 3 oldu. 2 yanlış çünkü. Evet 5 puanımızı yazdık. Puanımızı aldık arkadaşlar. Geldik 12. soruya. Bu durum yörede aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine katkı sağlamıştır? Erzurum kar süresinde yaz yağışları etkili olduğu için gül çayırlar ve otlaklar yaygındır. Burada ipek böcekçiliği, kümes bakıcılığı, arıcılık, büyüş, büyük baş hayvancılık. Şimdi ipek böcek böcekçiliği daha çok Marmara bölgesinde Bursa'da var. O zaman bu yanlış. Kümes her yerde var ama çayır ve otlak diyor. Oradan bize bir ipucu vermiş. Arıcılık büyük baş. Burada cevabımız arkadaşlarım büyük baş. Dikkat edin Erzurum ve Kars bölgesinde en fazla yapılan hayvancılık faaliyeti hangisidir? Büyük baş hayvancılığıdır. Neden? Çünkü buralarda gür çayırlar ve otlaklar yaygın olarak ortaya çıkar. Evet. Yöre ve halk oyunları eşlemelerinden hangisi yanlıştır? Trakya, Karşılama, Ege, Zeynep, Zeybek, Karadeniz, Horon, Akdeniz, Halay. Burada arkadaşlarım şunlar doğru. Akdeniz, Halay yanlış sevgili arkadaşlarım. Cevabımız Denizli olacak. D seçeneği olacak puanımızı almış olduk. Geldik 14. sorumuza. Hangisi tarihi eser değildir? Van Kalesi, Ulu Camii, Safranbolu Evleri, Galata Kulesi. Şimdi sevgili arkadaşlarım Van Kalesi Kalesi tarihten kalan bir kale. O zaman bu olur. Ulu Camii. Mesela Galata Kulesi'ne bakalım. Galata Kulesi de olur. Bu da tarihidir. Ulu Camii, bu da tarihi ancak Safranbolu evleri kültüreldir arkadaşlar. 5 puanımızı koyduk. 15. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Karasal iklim, Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi 3 olarak nitelendiriyor. Yazları serin, kışları ılık ve her mevsim yağışlıdır. 3. Karadeniz iklimi yazları serin, kışları ılık ve her mevsim yağışlı mıdır? Doğru mu? Bakacağız. Yazları sıcak ve kurak geçer. Bir Karasal iklim. Doğru mu? Burada çünkü bir vermiş. En geniş yer kaplayan iklimdir. 2. Doğru mu? Bakacağız. Akdeniz iklimi en geniş yer kaplayan iklim mi? Daha çok kar yağışlı geçer. 2. Neymiş? Akdeniz iklimi. Bir kere daha çok kar yağışlı Akdeniz iklimi geçer mi? Geçmez arkadaşlarım. Bu o zaman yanlış. En geniş yer kaplayan iklim. 2 diyor Akdeniz. Tam tersine en geniş yer kaplayan iklim karasal iklim. O zaman bize iki seçenek kalıyor. Yazları kurak ve sıcak geçer. Karasal iklimin özelliği mi? Dursun kenarda. Yazları serin. Kışları ılık ve her mevsim yağışlıdır. Bakın yazları serin, kışları ılık ve her mevsim yağışlıdır. Bakın burada Karadeniz iklimiyle birbirine benziyor arkadaşlar. O zaman 5 puanımızı yazalım. Ne oldu? 75 puan almış olduk galiba. Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörlerden değildir? Bakın, faktörlerdendir. Beşeri yani insan etkisi, değil mi? Tarım Toprak yapısı, iklim, bitki örtüsü. Bitki örtüsü doğal mıdır arkadaşlar? Doğal etkenler midir? Evet. İklim doğal mıdır? Evet, doğaldır. Toprak yapısı bu da doğaldır ama tarım beşeri bir faktördür. Çünkü tarımı yapan kim? İnsan. Buradan da puanımızı aldık. Geldik 17'ye. Aşağıdakilerden hangisi erozyonu artıran nedenlerden biri değildir? aşırı ve şiddetli yağış. Şimdi erozyon neydi? Toprağın üst kısımlarındaki faydalı minerallerin aşınmasıydı. Aşırı yağışlı ve şiddetli yağış bunu ortadan kaldırır mı? Evet, kaldırır. O zaman bu doğru. Meralarda hayvanların aşırı otlaması. E bu da arkadaşlar oradan erozyonu sağlayan bir durumdur. Toprağın eğim yönünün tersine sürülmesi. Bunu kenara koyalım. Bitki örtüsünün bilinçsizce yok edilmesi. Evet bu da var arkadaşlar. Cevabımız eğim yönünün tersine sürülmesi. Bu tarımla alakalı bir şey. Bu daha çok erozyon değil de toprak kaymalarını ortaya çıkaran bir durumdur. Aşağıdaki uygarlıklarda hangisi ilk kütüphaneyi kurdu? Frigler, Hititler, Sümerler, Asurlar. Burada sevgili arkadaşlarım bir bilgi sorusu. Cevap Asurlulardır. 5 puanımızı aldık. Evet 19. Bir bölgede yoğun olarak bulunan meslek dallarına bakılarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir? Bölgenin nüfusu, bölgede yapılan ekonomik faaliyetler, bölgenin coğrafi özellikleri, bölgede görülen iklim tipleri. Şimdi mes hangi meslekler yapılıyorsa ona göre hangisini ortaya çıkarabiliriz? İklim tipi çıkar mı? Çıkmaz. Coğrafi özellik çıkar mı? Çıkmaz. Bölgenin nüfusunu tahmin edebilir miyiz? Hayır. Ancak bölgede hangi ekonomik faaliyetlerin olduğunu ortaya çıkabiliriz arkadaşlarım. Cevabımız B seçeneğidir. 95 puan oldu. Evet son sorumuz. Hadi bakalım 100 yapalım bunu. Aşağıdakiler, aşağıdaki bilgilerden hangisine fiziki haritalardan ulaşamayız? Yer şekilleri ulaşabilir miyiz? Evet. Yükselti değerleri ulaşabilir miyiz? Evet. Akarsu ve göller ulaşabilir miyiz? Evet. Nüfusun dağılışını arkadaşlar buradan ulaşamayız. Çünkü fiziki haritalarda nüfus dağılışı vermez. Yer şekilleri yükseltiler. Akarsu ve göller verilir. Evet bu sayede sevgili öğrencilerim 5'er puandan 20 soru çözdük. Toplamda aldığımız puanımız 100 puan. Burada test soruları üzerinden çözdük. Ama size boşluk doldurma veya klasik sorularda gelebilir. Bu bilgileri o sınavınızda olabilecek. E, boşluk doldurma ve klasik sorularda da kullanabilirsiniz. Evet kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.